Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Diniy erkinlik komiteti texmi ko'p Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qildi. Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komiteti 25 aprel 2022 yillik dokumentini e'lon qilib, Amerika hukumatidan Xitoyni alohida diqqat qiladigan davlat qatoriga kirgizishni talab qildi. Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komitetining mazkur dokumentida butun dunyoning 2021 yildagi dini erkinlik ahvoli bayon qilingan bo'lib, Amerika hukumatiga Xitoyni o'z ichiga olgan 15 davlatni dini erkinlikka sistemalik izchil va ig'ir holda daxli ta'rus qilganligi uchun alohida diqqat qiladigan davlat qilib bekitishga chaqirgan. Bu mazkur dokumentat 1999 yili e'lon qilingandan boshlab Xitoyning uda 23 yil alohida diqqat qiladigan davlatlar tizimligiga kirgizilishi ekan. Komitet dokumentat yana Amerika hukumatini dini erkinlikka daxli ta'rus qilishga chetishlik Xitoy amaldorlariga qarata jazo ko'limini texmo kengaytirishga o'xshash fikrdagi davlatlar bilan hamkorlashib xalqaroda Xitoydan hisob elishga chaqirgan. Dokumentda qayd qilinishicha Xitoydagi dini erkinlik vaziyati davomliq nacharlashgan bo'lib, Xitoy rejimi dinni xitoylashtirish siyosatini davomliq ijro qilib, dini guruhlar va e'tiqodchilardan Xitoy Kompartiyasining hukmronligi va ideologiyasini qo'llashni talab qilgan. Dinga munosabatlik har xil bahonalar bilan Uyg'ur musulmonlari va boshqa musulmonlarni xohlagancha jazo lagerlari va turmalarga solib majburiy amgakka solgan. Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkal apandining aytishicha, Xitoydagi dini erkinlik masalasi boshqa davlatlarga qaraganda og'ir ekan. Chunki Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasi dinni yoki dinga e'tiqod qiluvchilarni tahdid yoki siyosiy davolg'ishni keltirib chiqaradigan omillarning biri deb qaraydi ekan. Xitoy yana dini guruhlarni va dini ta'limotdan kelgan ma'naviy hayot va qimmat qarashni sadoqatsizlikning alomati deb qaraydi ekan. Mazkur dokumentat yana Xitoyning Sharq Turkistonda taxminan 880 ming balani ota-onasidan ayirib o'tganligi, tutqun qilgan kishilarni qiyin qistoqqa olganligi, oyoq osti qilganligi, majburiy amgakka solganligi, majburiy tug'mas qilganligi va majburiy bola tushirgizganligi tilga olingan. Pokistonda 3 Xitoy portlatib o'ldirildi. Pokistondagi Karachi universiteti Kunzi institutining oldida yuz bergan o'zini qo'shib portlatish vaqasida 3 Xitoyni o'z ichiga olgan 4 kishi o'ldi. Al Jazeera'nın bu haqdagi xabarda bildirilishicha 26 aprel Pokistonning Karachi shahriga joylashgan Karachi universiteti Kunzi institutining sirtida yuz bergan dahshatlik portlashdan keyin nishonga ilingan kichik minibus kuyib vayron bo'lgan. Portlashda 4 odam o'lgan bo'lib, uning 3 Xitoy ekan. Bundan boshqa 4 odam yaralangan bo'lib, ularning ichida bir Xitoy bor ekan. Portlashda o'lgan 3 Xitoyning biri Kunzi institutining mudiri Huang Guiping, qolgan ikkisi bo'lsa Ding Moping, Chen Sai ismli o'qituvchilar ekan. Saqchilarning bildirishicha, bu minibus Karachi universitetining kirish eg'iziga kelganda portlash yuz bergan. O'zini qo'shib portlatish vaqasi 26 aprel shu joy vaqti soat 13:51 o'tganda yuz bergan. Portlashda yana shu atrofdagi kishilar yinik yaralangan. Nuvati Balochiston Ozodlik armiyasi mazkur portlatish vaqasiga mas'ul ekanligini e'lon qilgan bo'lib, o'zini qo'shib portlatgan ayolning suratini ham bahrlagan. Bu Balochiston Ozodlik armiyasining tunji qitim ayol hujum qilguvchi ishiltishi hisoblanadigan. Yerlik taratqularning xabariga asoslanganda mazkur ayol Karachi universitetining burunqi o'quvchisi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoylarning qini hargiz bekorga oqmaydi. Bu ishning planlaguvchilari cho'qim badalni to'laydi deb jar solgan. Xitoy tashviqot organi Yer shari vaqt kezining sobiq bosh muharriri Hu Shijinbo tunugun bu haqda yozma e'lon qilib, Xitoyning bu masalada ayiblash belalli bo'ldi qilmasligi kerakligini, Xitoy taraf Pokiston hukumatining ma'qulligini olgan asosda hujum qilguvchilarning bazasiga havo hujumi yoki boshqarilgan bomba hujumi qo'zg'isi bo'ladiganligini da'vo qilgan. Balochiston Ozodlik armiyasi bundan ilgirimi bir necha qitim Xitoy savdogarlariga va Xitoy ishchilariga hujum qilgan edi. Ular Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga izchil qarishtirib kelgan bo'lib, mol kan boyligidan haqiqiy egalari bo'lgan Balochiston xalqining hech qanday manfaatlanilmaganligini ta'kidlagan. Xitoyning yana 7,5 million kishini jazo lagerlariga qamaydiganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy doiralari yaqinda atalmış Uyg'ur Abdum rayonining kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash 14-5 yillik yirik planini e'lon qilgan bo'lib, aloqador ma'lumotlar kelgusi 5 yil ichida Sharq Turkistonda yana 7,5 million kishining jazo lagerlariga qamaldiganligini ko'rsatib berdi.
Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 26 apreldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning mazkur yirik planida Xitoyning 13-chi 5 yillik plani mazgildagi Sharq Turkistonda ijro qilingan atalmish kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash xizmati xulosalangan. Shundaqla 14-chi 5 yillik planida, ya'ni 2021 yildan 2025 yilgacha Sharq Turkistonda 7 million 500 ming odam qatim turlik atalmish kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashning qanot yoydirilganligi bildirilgan. Halbuki başta ceza lagerlerinin mevcutluğunu inkar kılgan Xitay rejimi kiyin bu cinayetlerini kespi terbileş merkezi digen nambilen perdalaşkı urungan bulup, kelgüsü 5 yıllık planda tilgi ilingan mezgur 7-20 milyon kişinin mu uxşaş bahanı bilen ceza lagerga kamıldıgallıqını körveliş tesemez. Xaberdi yana atalmış kespi terbileş sistemesinin teximi mükemmelleştirildiğallıqı Abdunum rayon, vilayet, nahiye, yeza, kenetten ibaret 5 derecelik kespi terbileş sistemesinin yolu kuyulduğallıqı Hükümet, mektep, karxana hemkarlıqını yenimi küçeytidigallıqı alahide tilgi ilingan bolup, ceza lagerga qamaş ve mecburi emgekki seliş cinayetinin masqadamda icra qilindigallıqıdan bişaret berilgen. Xitay 2020 yılı ilan kılgan Aqtaşlıq kitabıda Şarkı Türkistan'da 2014 yıldan 2019 yılıgıca her yılı 1 milyon 300 manga yakın kişinin atalmış kespi terbileşke katnaştırılgallıqını aşkarlıqan idi. Xalqaralıq axbarat organları ve kişilik hukuk teşkilatları bununla asasen 5 yıl içinde ceza lagerga qamalğanlarının 8 milyonga yakın buluşu mümkünlükini ilgiri sürgen idi. Xitayning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bosh ijrochisi Chen Quangguo almashtirilib, o'rniga Ma Xingrui kelgan bo'lsa-mu, analistlar Xitayning Sharqi Turkiston siyosatining o'zgarmaydiganligini ilgiri sürgen idi. Navbatda Xitoy rejimining turli yig'inlari va aloqador planlari bu qarashni dalillamoqda. Austin Ukrainaning urushda g'alaba qiladiganligiga ishindiganligini bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uruştu galibi kılıdığallıqı işindiğallıqını bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Austin, Germaniya'daki Rammstein Hava Armiya Bazısı'da çakırılgan Ukrayna'nın Devlet Müdafiyesi ve Bihaterlikigi Münasuvvetlik Meslehet Yığındı söz kılıp, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uruştu galibi kılıdığallıqı işindiğallıqını, Amerika'nın iştipaktaş bulu süptü bilen koral yardımını devamlaştırdığallıqını tähkidligen. U uruş devamlaşıdığallı bolsa 40'tın artıq devletinin Ukrayna'nın ihtiyacını kandırış üçün kuludun kilişçi yardım kılış iradesinin qat'iyligini tähkidlep, bizning kılışkı tegişlik yani nurgun işimiz bar. Ukrayna galibi kılış üçün bizning yardımımızga muhtaç. Uruş ahırlaşkandımı yani bizning yardımımızga muhtaç buludu digen. Putin Ukrayna bilen diplomatik kilişim hasılı kılışını ümit kıldığallıqını bildirdi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna bilen diplomatik cihette mu kilişim hasılı kılışını ümit kıldığallıqını bildirdi. Putin, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatipi Antonio Guterres bilen Moskova'daki Prezidentlik Mahkemesi körüşüşünün ilgiri söz kılıp, özlerinin BDT tayanç kılığan prinsiplarını küçülük kollaydığallıqını ve kelgüsüdümü şunda kılışını halaydığallıqını bildirgen. Putin sözü de biz bunu BDT əhdinamısının 51. maddesinin 7. tarmakıga asasen alahide herbi hareket kozgaş arqılıq uğrundaşkı mecbur bulup kaldıq. Devamlaşıvatkan herbi hareketlerge karamay diplomatik kilişim hasılı kilişimizni ümit kıldıqallıqımızni bildirmek cimen. Biz sökbetlişivatımız ularını ret kılmayımız digen. BDT başkatipi Guterres bolsa özünün Ukrayna vaziyetinin endişe kılıvatkallıqını təkidligen hem de Rusya'nın Ukrayna'da 101 vatkan işler ve Avrupa'nın yarışarı bihaterliki doğrusudaki bazı ayıplaştırını düşündüğallıqını tilgi elip, bizning nuqtamızdan etkanda bu narazılık BDT nizamnamesinde otturgu koyulgan her xil belgilimlerge asasen hal kılınışı kerek. Biz her qandaq devletning zemin bütünlükigi dahli taarruz kılışının BDT nizamnamesige bütünlüy mas kelmeydiganlıqqa qat'i işinimiz. Biz hazır 101 vatkan işlerden qattıq endişe kılıvatımız. Ve Ukrayna zemininin işgal kılınğanlıqı işinimiz digerlerine kayıt kılgan. Yerşarı pulpahallıqı tuğrısı da bayanat ilan kılındı. Xalqara kredit bahalaş organı Moody's yerşarı pulpahallıqının 2022 yılı yanılı yukarı buluşunu devamlaştırdığallıqını 2023 yılının kiyinki yerimde mötüdül haletki kilişinin mülkerlini vatkallıqını oturuğu koydu. Moody's'nin bayanatıda yemeklik ve yıkılığı bahasının örlep getişi hem de Rusya-Ukrayna urushining ta'sirida iyg'irlashib ketgan ta'minlash zanjiridagi kashillarning turtkisi de pul pahalılığı besimining teximi roshan bo'ladiganligi ve mo'ljardagidan uzun davom qiladiganligi eskertilgan. Bayanatda yana agar pul pahalılığı hozirgi holatini izchil saqlab qolsa
devletlerinin uzun müddet tihamı köp meblağ tennarxıge tüçkiledigallıqı təkidlengen ve uzun müddetlik pul baxallıqının ictimai ve siyasi xavuplarını tihamı aşırı vetidigallıqı qayıt kılıngan. Türkiye'nin yerlik süni hemrahi 2023 yılı koyup berildi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Ministeri Mustafa Varank, Türkiye'nin metr derecesi enikliğe ige tuncu yerlik kültü süni hemrahi imajanın bu yıl noyabrda koyup berişki tayar buluduğallıqını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Sanayi ve Teknoloji Ministeri Mustafa Varank, imaja küzütü süni hemrahinin Türkiye'nin yukarı enikliğindeki sürat ihtiyacını kamdaydıgallıqını, Süni Hemrah'ın ahırkı sınav hizmetlerinin pat arıdı başlandıgallıqını ve koyup beriş üçün Amerika'ya evetildiğallıqını etkan. Uyana 2023 yılı 15 yanvarda mezkur Süni Hemrah'ını koyup beridiğallıqını, imaja Süni Hemrah'ı işiltidigan kamera üçün zakas berişini talep kılgan devletlerinin barlıqını kayıt kılıp ötken. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.